Bir caminin kapısını çalacak kadar hırsızlık çoğalmışsa artık insanları düşünemiyoruz. Artık insanların başına neler gelir bilmiyoruz. İş yerimizde klimamızı çaldılar. Dışarıdan motorunu söküp çaldılar. Burada bayanların, müşterilerimizin telefonlarını çalıyorlar. Müşteri de gelip işte kamera falan yok mu? Kamera mağazamda yok, takamıyorum. Bütçem yok zaten, kirayı ödemeyeyim de kamera mı takacağım üstüne? Bunun gibi nice nice olaylar gördük yani. Caminin kliması çalındı, komşumun kliması çalındı. Her gün karşıdaki mağazalarda 3-4 tane telefon cüzdan çalınıyor ve bunları yakalıyorlar, işte götürüyorlar emniyete, işte adliye, nereye? Polis diyor ki abi ben götürüyorum, kendileri bırakıyor yani. Aynı hırsızları bir saat içerisinde tekrar aynı görev başına geliyor. Ne bir bekçi burada var, ne bir sivil polis ne kadar gelse de hepsinin peşinden koşamaz. Ve yani bu yüksek makamlar hani buna müdahale etmesi lazım. Yani caydırıcı bir ceza olmadığı için bunlar artık böyle meslek haline getirmiş. Biz gece inen ki bu dükkanı kapatıyoruz, rahat uyumuyoruz. Otomatik kepenki bile patlatır ve içeri girer. Yani bekçi, polis buralarda bol bol geçse, böyle gördüğü şüphelendiği birini böyle bulsa, anında yakalasa, şüpheli gözaltına alsa, ömür boyu ceza verse bunlar olmaz. Yani bu hırsızlara ağır bir ceza verilsin ki bundan sonra böyle hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya kalmayalım. Son zamanlarda hırsızlık çok oluyor. Devletin bu hırsızları yakalaması lazım. Kesinlikle ceza vermesi lazım. Ceza vermedikleri zaman bu türlü olaylar gittikçe ağlıyor kesinlikle. Onun için bir müdahale etmek lazım. Son her yerde oluyor işte. Her yerde, her zaman haberlerde görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Hırsızlık son zamanlarda çok çoğalmış. Olmaması millet ondan çok hırsızlık yapıyor. Ceza geçicidir. Adam bir yakalıyor, ifade veriyor, tekrar bırakıyor. Onun için her zaman çoğalıyor bu türlü olaylar. Validen tek istediğimiz madem bekçi tutuluyor. Bekçiler her zaman her yerde olsun. Yani bekçi her yerde olması lazım. Bugün esnaf dükkanını kapattığı zaman evde başı rahat uyusun. Geçen iki ay önce bizim buzdolabı var. Sabah geldiğimizde arkasında ne motor var ne bir şey yok. Yani hepsini alıp götürmüşler. Ondan ziyade camimiz var. Ulu caminin klimaları, kapısını hepsini sökmüşler. Yani biz şunu istiyoruz. Verilen cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz. Her sabah bir sürprizle uyanıyoruz. Yani biz buraya geldiğimizde bir sürprizle uyanıyoruz. Bakıyoruz ki yani bir motorumuz yok. Ondan sonra klimalar yok. Ondan sonra komşumuzun kablosu. Geçen pazar günü bizim yukarıdan gelen kabloları çalmışlar. Sürekli şahit oluyoruz yani. Burada hemen hemen her gün bir hırsızlık olayı oluyor yani. Yani bu hırsızlıklar bir caydırıcı cezası olunsaydı bu şekilde fazlalaşmazdı. Düşündüğüm budur. Ya biz istiyoruz ki bir ağır cezala cezalandırılsın ki en azından kimsenin canını yakmasınlar. Biz bunu istiyoruz. Yani bak motorumuzu 10 tane kilit bağlamışız ki çalınmasın diye. Yani artık biz korkuyoruz gerçekten. Talep eden isteğimiz gece gündüz buralardan devriye eksik olmamasıdır. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı, artık evde korkuyoruz. Acaba dükkanımıza bir şey oldu mu diye sürekli bir korku içindeyiz. İnşallah bununla bir çözüm bulunursa iyi olur. Bu büyük klima caminin kliması hepsi götürdüler. Valla polis geldi, şey aldı, parmak izi aldı, şey aldı gitti. İmama çağırdı, imam gitti orada. Kırkası yakaladı, yakalamadı biz bilmiyoruz. İstiyoruz. Ceza verse kimsenin malını çalmasını. Biz onu istiyoruz. Bir önem alsın zaten.